Antep seninle gurur duyuyor. Ya kardeş ya. Antep'te Mesut'la gurur duyuyor. Vallahi, sen başla o zaman. Yani iki erkek nasıl düet olur dedim falan. Ortaça buradan el kol işaretleri yapıyorum. Abi bu kadar mı güzel olur ya? Ne alakasınız abi? Nasıl bir şey ya? Teşekkürler, çok sağ ol. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani sen bir yerde sahne olsan, yani sabah dörde kadar oturup seni dinlerim. Sen bir albümün çıksa seni alıp dinlerim. Ki önceden sana biliyorum, çok şey dedim hani Müslüm gibi olma, haftaya başka bir şey oku falan. Ama ikiniz de o kadar güzel okudunuz ki. İki erkek de düet, Ortaç ne diyorsun, hocam ne diyorsunuz ya? Ağızdaki değişikliği gördünüz mü? Ama olmuş. Bu şarkıda. Olmuş. Bence olmuş. Tabii Mesut, dört adım Mesut. Gördün mü sen onu, evet, fark evet, ettin? Evet, tabii değil mi? Yüz günleri gibi. Dört adım. Dört, niye o dört adımda kaldın sen Mesut'cum? Yer kısıtlı, oynayamıyorum diyorsun. İlerleyen haftalarda inşallah 5'e tamamlanır. Ya ilk programın başında beri... buralardaydı. O büyük bir gelişme yani şu anda. Dört adım, dört adım Mesut. Ama ya ikiniz de süperdiniz. Sana biraz gerçekten hani böyle ön yargıyla ilk önce dinledim ama çünkü Mesut'un bende bir ayrı yeri var. Bir başka okuyor, hikayesi falan filan. Bir de Antepli. Allah. Mesut hangisi? Tamam, hocam, çok kısa olanı. Bülent Hanım. Hani ne, demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Dağılıyor yani. Yüreğimi dağılıyor. Antepli. Kısa olan derken ne demek? Kısa boylu. Senin gibi demek istiyorum. Seninki gibi. Duydun mu? Beraber yan yana duydun aynı mu boydayız. Duydun mu Japoncu? Ya işte Japones. Alırsın beni. Neden burada hep ezilen ben? Neden? Ya sen neden kendini niye bu boyun pozisyona kısa sokuyorsun ondan, boyun ya deli? Kısa. Boyum kısa ama sahnede bir dev gibiyim. Aa, bak sen. Senin dilin çözüldü üçüncü programda. Senin o gırtlağından dilini alırım ben. Oy, sen dur. Senin Japon seni. Kıbrıs'ta ortalığı yıkıp geçmişti. Yani ne kadar seviliyordu sahnede gerçekten. Konuşmak böyle abesle iştigal. Espri tabii. Puanınız nedir Demet Hanım? Demet valla, kaç veriyorsun? Ay bilmiyorum ki yani yıldızlı pekiler falan filan verilse ikinize de 10 yemin ederim. Canı gönülden. Çok sağ olun Demet Hanım. Helal olsun, ikinize de oy atacağım. Yapımcım, patronum, canım patronum, oy atabilir miyiz? Bize bir şey ettir. İkisine de 10 puan verdiler. Valla ya inanılmaz güzeldi. Bir Mesut, de üstüne mesaj. 4 adım yapmazsan bir dahaki seferim. Tamam hocam. Orhan Bey'le Bülent Hanım'ın oylarından hemen önce tamam. Bir yarışmacımız vardı. Galiba babası polisti ve şarkı söylüyordu. Bu vesileyle aklıma geldi. Gizem. Evet ve eledik onu. Bu hafta polis teşkilatımızın yıl dönümü. O yüzden tüm emniyet mensuplarına, ailelerine, her birine büyüklerin ellerinden öpmemiz gerekiyor. Buradan selam yolluyorum. Aynen. Bu vesileyle. Bülent Hanım, ben bilmiyorum sizin favoriniz hangisi ancak ikisini ayırt edemedim bu hafta. O yüzden her ikisine de 10'ar puan vereceğim. İki erkeğin düet yapması, ben Tan'la yapmıştım bir ara. Bir pop şarkıydı. Çok zor. Suat Aydoğan'la yaptım. Zor bir şey. Sana değmez. Paslamadı o zaten. Tam tersi son derece kolay. Kolay sesleri çünkü bir. Ama bazen mesela yan yana gelirken ben Suat Aydoğan'la sana değmez bu sitemler, sana değmez. Ara name gelince dans edesim geliyor hani kadın diye. Ha o bakımdan zor oldu. O bakımdan olabilir. Zor oldu önemli yani. Önemli değil. Sen ona sarıl yine. O yüzden bu anlamda onları da hakikaten böyle bir eda içerisinde gördüm. Bir, güzel. Ama ses uyumu. Çok muhteşem. Çok uyar. 10'ar puan hak ettiniz. Uyar. Alnınızın akıllı. Saçmalama. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Et 10'ar puan hak etmeyebilirsiniz. Biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra. Hani dönmeyecektin bu hafta. Dönecek. Döndüm. Pü Allah cezanı. Bülent Hanım. Bana telefonda öyle mi dedin? Bu hafta bunları ezelim arkadaşım demedin mi? Ben. Ben. Dedi. Tövbe. Aldım. Dedi. Tövbe. Gel canım kalk bebeğim kalk. Ya yapmayın. Vallahi öyle bir şey yok. Vallahi öyle. Demedim. Yemin ediyorum demedim. Bülent Hanım dedi. Yemin ediyorum demedim. Kendimizi ezdirmeyelim dedi.
Yani iki kadın bir olup beni ezin. Ondan sonra Orhan abi hiç ses çıkarmasın. Günah günah. Şey mi var bu orada? Hafta kaza görmedim, geçirmiş. Pardon. Ay, ne olursa olsun Orhan Bilal bir kere benim tarafımdandır. Ama kaza geçirmiş bu hafta. Ah yavrum. Şey kafa biraz... Burnumda iki dikiş var. Ne oldu ayol? Sahi mi? Motor kullanayım dedim 43 yaşından sonra. Motor kullanma demek diyorum ki, ben ama. Demek ki motosiklet 43 yaşına olmuyormuş. Burun biraz yere sürttü abla. Ay. İki dikiş. Burada bir tane. Dizde pancar renginde böyle mosmor. Ama o çok keyifli. Son söylediğin lafı düzelt. Sakın. Ne diyeceğim? Ne ablası ayol? Sen benden yaşlısın. Ne ablasından bahsediyor? Saçma sapan. 47 hareketler. Yaşında Bülent Hanım. Ben 19 yaşındayım. Tövbe estağfurullah. Ben ne evet. dedim ayol? Osman Tan Beyciğim, kadroyu değiştiriniz lütfen acilen. Aşk olsun. Evet. Pardon, değiştiriyorum. 19 yaşındaki bir genç kıza siz nasıl bu şekilde hitap edersiniz? Değiştiriyorum, ayol? Demet. Demet. Talebeler de alkışlıyor. Çünkü numara zamanı geliyor diye. Şimdi Bülent kızımız puan verecek. Öyle değil mi? Tamam abici. Bu da yakışmıyor Bülent Hanım. Sen Bülent saçmalama. Ne yakışır? Sen karar veremezsin. Peki. Orhan söyle aşkım benim. Yaşlarınızı benim yaşıma göre düzenleseniz ne güzel. Yok senin yaşına göre ayarlayamayız. Ben 41 olduğum sen için. Yaşlısın. 40. Herhalde 40 yaşında adam. Olur ama Orhan abi yaşlı değil yemin ederim. Orhan'ım benim 40 yaşında. No. Bak onu Demet hadi puanlar yazdı. Delikanlı. Hadi puanlar diyorlar bak. Evet lütfen. Osman Tan yazıyor bunları galiba. Tabii. Evet. Ya da yaşlı babası mı acaba? Buyurun. Buyurun efendim. Söyle Orhan. Neyi söyleyeyim? Puanı söyle Orhan. Hangi puanı? Bu 40 da değil herhalde. Deminden beri şaşırdım da. Neler duyuyorum ama güzel şeyler duyuyorum tabii. Evet, buyurun. Kimse ben ikisine de 10 verdim. Saçmalama. Ne yapayım? Ben ikisine 10 verdim. Bülent Hanım kızdılar. Evet. Bu sefer değiştirmeyeceğim puanları. Aferin be. Gel. Değiştirme. Gel. Değiştirme. Ezilme. Öklek miyim ben? Değiştirmiyorum. Öyle mi? Tabii. Tabii. Vah yavrum, son görüşünüz bu. Zaten başka isimler zikredip duruyor. Kim Orhan ben? Abi, ay siz değil, haşa. Ha. Orhan abi, biz bozulduk, Ortaç'la ağladık bütün hafta. Ne dedi? Benim bunlardan hiç haberim yok. Bilmiyorum, demez dedim ama Orhan abi bilmiyorum. Hiç haberim yok. Bilmiyorum. Ben duymadım vallahi. Sen yeni bilmiyorum. İsimler mi söylüyormuşsun? Birileri olsun mu diyormuşsun? Ne bileyim, anlamadım ki bu işi. İşte neyse, çok üzgünüz bu hafta biz Ortaç'la. Kür. Orhan yapmaz. Hadi. Orhan yapmaz. Peki canım. Ben şimdi şöyle 9 veriyorum, onu da söyleyeyim. Hiç bahar yaşamadım ki diye beraberce tam düet kısmında, eserin sonunda güzgülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım ki denilen kısımda solist gibi herkes kendi ağzıyla okudu. Onun için efendim o bir numarayı kırıyorum. Neden? Çünkü o ağızlar tutmuyor, o senkron oluşmuyor. Ama bu bir numarayı kırar mı? Şöyle ki kırar. Çünkü bugün özellikle düet gecesi olduğu için düetin mana ve ehemmiyetini içeren hasletler vardır. O hasletlerden, kurallardan bir tanesini çiğnerseniz, yok sayarsanız, yok olursa bir üç bacağı var ama dördüncü bacağı olmayan bir sehpa gibi olur. Telefonum çalıyor bu arada. Kim arıyor bilmiyorum. Canlı yayındayım. Manyak. Kim arıyor bu beni? Aa, gerizekalı. Evet. Hadi Orhan. 9. Ha peki. Çok teşekkür ederiz 9. Hocam. Sağ olun. Yoksa temiz okudunuz, sağlam okudunuz. Fakat bu geceki şeye, düet gecesinde o kısmı beraberce iç içe geçer tarzda okumadığınız için o bir numaranızı kırdım. Hocanız söyleyin, o size benim ne demek istediğimi daha iyi anlatacaktır.
Bu arada hocanızı da öpüyorum. Çok iyi çalıştırmış Süheyla. Ellerine sağlık Süheyla'cığımın da. Çok sağ olun. Hocam siz? Ben... Ses vardır. Ben abi. Veriyorum tabii değil lütfen. Mi? Evet. 9'ar veriyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Çok çok teşekkür Allah ediyoruz. Ben buradan bir şey söylemek istiyorum hocam müsaadenizle. Buradan sevgili Gaziantep'e kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ve beni destekleyen herkese ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Buyur. Buradan memleketim Edirne'ye ve tüm Trakya'ya sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Lüleburgaz'a, Altıyol'a çok çok selamlar. Değerli Edirne'nin değerli büyüğü Hamdi Sedefçi'ye ve değerli abim Mustafa Altunanlara da çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu güzel orkestramıza, Onur hocamızın orkestrasına çok kocaman bir alkış istiyorum. Yani. Alkışlar, alkışlar. Ve efendim buyurun. Bülent Hanım'ın mikrofonunu açalım. Bir şey söyleyecek galiba. Benim Bülent onlar Hanım. Madiliklerim, küçük yılanlıklarım. Sesten birini ayarladım. Yaşasın kötülük. Bu şeften bahsedin. Sacit Aslan'ı da iyicene kudurtturun. Ondan sonra herifi ben yatıştırıncaya kadar 2,5 saat anam ağlıyor. Sacit'cim öyle değil de böyle de diye diye ölüyorum, diriliyorum. Sayın Şef. Geçenlerde yazmış. Ben de dedim ki ayol Sacit, şeflerin çoğu Karacaahmet'te Zincirli Kuyu'da. Oradan mı getireceğiz? Ne yapacağız? Bu dedim hiç olmazsa okumuş ve bu işin kültürünü yapmış falan. Şarkıya geçmemiz lazım diyorlar. Evet, buyurun lütfen. Hadi geçelim o zaman. Alkışlar.